Değerli konuklarımız, bugünün ikinci oturumuna başlıyoruz. Cumhuriyet döneminde sağlık hizmetleri. Cumhuriyet döneminde sağlık hizmetlerini iki oturum halinde ele alacağız. Biz 15'te tamamlamayı planlıyoruz oturumumuzu. Oturumumuzda aslında dört arkadaşımız, konuşmacımız, akademisyen halk sağlığı alanında uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımız olacaktı. Ama Onur Hamzoğlu hocamız aramızda bugün olamayacak. Mücbir bir sebepten ötürü. O yüzden üç konuşmacıyla oturumumuzu tamamlamaya çalışacağız. Bugün açılışta da belirttiğimiz gibi açıkçası sağlıkta dönüşümü, sağlık hizmetinin sunumu, finansmanı ve örgütlenme yapısı açısından ele alacağız ve çok ciddi değişimler yaşadık. Memleket hastanelerinden sonrasında şehir hastanelerine kadar gelen bir süreç bu. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde çok ciddi değişimler, dönüşümler yaşandı. Hatta biliyorsunuz 2011 ya da 12'ydi yanlış hatırlamıyorsam kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısı bile değişti. Sayın hocalarımla bunları tartışacağız. O yüzden açıkçası Cumhuriyet döneminde sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümleri İlk oturumda biz bir ne diyelim giriş yapacağız. Sonrasında da yine ikinci bir oturum olarak aynı konu tartışılacak. Bugün bizim oturumumuzda bu haliyle üç konuşmacımız olacak. Sevgili Hakan Tüzün bizimle sağlık hizmetlerinin finansmanını paylaşacak. Hakan Tüzün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aynı fakültede halk sağlığı uzmanlığı eğitimi aldı. Gaziantep ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüklerinde birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili birimlerde ve Sağlık Bakanlığı'nda Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. Halen de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütüyor. Ben sözü Hakan'a veriyorum. O bizimle sağlık hizmetlerinin finansmanı başlıklı sunumunu paylaşacak. Her bir konuşmacımız için 30 dakikalık konuşma süresi ayırmış olduk bu durumda. Sonrasında da tartışmalar için bir zaman ayırmaya gayret edeceğiz. Yok galiba evet. Herkese merhabalar. Ben de sunumla öncelikle İstanbul Tabip Odası'na böyle bir etkinliği düzenlediği için bizi çağırdığı ve bizi bir araya getirmesine vesile olduğu için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben de bu sunumda kısaca Cumhuriyet döneminde sağlık politikalarının finansmanı ile ilgili hangi yollar izlendi, hangi yolların izlenmesi düşünüldü ama o yollardan gidilemedi, hangi yollardan gidildi ama geri dönüldü, ana başlıklar halinde hızlıca bir gözden geçirme yapmaya çalışacağım. Cumhuriyet döneminde en erken nereye gidebiliriz sorusunun yanıtı bir sorarsak karşımıza 1921 tarihli bir yasa çıkıyor. 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesi'nin hukukuna müteallik kanun. Aslında bu tarih Cumhuriyet'ten de hemen öncesi TBMM hükümetinin iş başında olduğu tarih itibariyle de sanırsam Sakarya Savaşı'nın muharebelerin devam etmekte olduğu bir zaman dilimine karşılık geliyormuş. O zaman diliminde böyle bir yasa çıkarmışlar ve bu yasayla beraber işçi ve işverenlerin zorunlu katılmasıyla oluşacak bir tür yardımlaşma sandığı kurulması, işverenlerin zorunlu durumlarda işçilere sağlık yardımı yapması ve Ereğli'deki tüm maden işçilerinin zorunlu sigortalı sayılması öngörülmüş. Belki şunu söyleyebiliriz, sağlığın finansmanında farklı yöntemler olabilir, sosyal güvenlikle finanse etmek de bunun yöntemlerinden bir tanesi. Ama Cumhuriyet tarihi için sıfır noktasına gittiğimizde karşımıza işçilere dair bir düzenleme ortaya çıkıyor. Yani ilk anda işçilerle ilgili bir düzenleme üzerinden gündeme geldiğini görüyoruz. Bu aslında dünyadaki sağlıkta finansmanın nasıl ortaya çıkmış, nasıl gelişmiş diye baksak da benzer şeyi söyleyebiliriz. Sağlığı sosyal güvenlikle finanse etmek aynı zamanda Bismarck yöntemi olarak da adlandırılıyor. Çünkü Prusya'da ilk defa Bismarck isimli politikacının önderliğiyle kurulmuş ve ulusal düzeyde ilk defa kurumsallaştırılmış olduğu için.
onun ortaya çıktığı noktaya baktığımızda, yani dünya tarihindeki sıfır noktasına baktığımızda yine işçiler karşımıza çıkıyor. Ve bu konudaki tartışmalarda da hani kabaca şunlar söyleniyor. Bir yandan işçilerin taleplerine kısmi olarak da yanıt verebilmek zorunda oldukları için böyle bir düzenleme geliştirmek zorunda kendilerini hissettiler. Bir yandan işçilerin taleplerinin tırnak içinde daha radikal politik taleplere evrilmesinin önünde bir dalga kıran işlevini görmesini de beklediler. Bir yandan da fabrikaların çalışması için işçilerin sağlıklı olması lazım, değil mi? Hasta olursa iyileştirilmesi ve fabrikaya dönebilmesi lazım ki çarklar dönmeye devam etsin. Yani hikayenin sıfır noktasına baktığımızda karşımıza işçilerle ilgili bir şey çıkıyor ve üretimin devamlılığını sağlamakla ilgili bir amaç çıkıyor. Gerek dünyada, Türkiye'de de böyle. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilerlersek neleri görüyoruz? Zamanla bu sandıkların sayısı artınca bunları amele birliği altında, bir çatı altında topluyorlar ve amele birliği üyelerine, valilerine hastalık, kaza, yaşlılık, ölüm hallerinde yardımlar yapılması öngörülüyor. 1936 yılına geldiğimizde mevzuat düzenlemelerinden bahsederek ilerlemeye çalışacağım bir işin bir tarafıyla. 3008 sayılı iş kanununun yayımlandığını görüyoruz. Burada doğrudan sosyal güvenliğe ilişkin bir şey yok, bir iş yasası, ama bu iş kanunu içerisinde de sosyal güvenlikle ilgili bazı öngörüler de var. Sosyal sigortaların kademeli olarak kurulması öngörülmüş, ama ilk sigorta kollarının fiiliyata geçmesi oldukça uzun yıllar almış 1936 sonrasında. Diğer sunumlarda da bahsedilecektir, ben hızlıca geçeyim. Erken Cumhuriyet dönemini Refik Saydam dönemi olarak da adlandırıyoruz. Bu dönemdeki sağlık hizmeti sunumunda koruyucu hekimliği merkezi yönetim, tedavici hekimliği yerel yönetimlerin üstlenmesi öngörüldüğü için finansmanda da bu iki ayağın öngörüldüğünü kabaca söyleyebiliriz Refik Saydam dönemi için. İlerlediğimizde 1946 yılına geldiğimizde, o zaman Sağlık Bakanı olan Doktor Behçet Uzun başlıca müellifi olduğu birinci 10 yıllık Milli Sağlık Planı karşımıza çıkıyor. Bu plana baktığımızda kabaca ülkede o düzeyde o zaman mevcut olan sağlık kuruluşlarının nicelik, nitelik ve yaygınlığının artırılmasına yönelik bir takım amaçlar sıralandığını görüyoruz. Peki bu amaçları finanse etmek için ne yapmak lazım? Planda o da öngörülmüş ve deniyor ki bu çalışmaların verimli biçimde gerçekleştirmek için bir Milli Sağlık Bankası kuracağız ve sağlık sandıkları kuracağız. Planda bu şekilde öngörülmüş. Peki banka kuracaksınız, bankanın kaynağı nereden gelecek? Planda bu da yazılmış, o günün koşulları şöyle bir çözüm düşünülmüş. Bataklıklar var, o bataklıkları Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz, o bataklıklar kurutulacak. Daha sonra o bataklıklar tarıma açılacak, topraksız köylere satılacak. Topraksız köylere satılmakla elde edilen gelir bankanın geliri olacak. Banka da sağlığı finanse edecek. Böyle bir plan öngörüldüğünü görüyoruz. Bu plan daha sonrasında diğer ögeleri kısmen hayata geçse de sağlığın finansmanıyla ilgili ögesi hayata geçmiyor, ama düşünce yapısını anlamamız bakımından planın söyledikleri bizim için faydalı olabilir. Tarihte ilerlediğimizde 1946 yılında 4792 sayılı, bu sefer sosyal güvenliğe münhasıran bir yasa karşımıza çıkıyor. İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu. Bununla beraber işçi statüsünde çalışanların sosyal güvenliği için gerekli kurumsal altyapı da doğrudan hazırlanmış oluyor. 1950 yılına geldiğimizde hepimizin bildiği emekli sandığının ilk defa ilgili yasayla kurumsallaştırıldığını anlıyoruz. O döneme kadar kamu çalışanları farklı farklı sandıklara üyelermiş. O sandıklar da tek çatı altında birleştirilerek emekli sandığı haline getirilmiş. Bir yandan belki satır arasında şunu söyleyebiliriz. Hani SGK ile ilgili hikayeler hep tek çatı altında birleştirme diyoruz ya. Cumhuriyet tarihi boyunca da aslında sosyal güvenlik kuruluşları böyle çek çek altında birleştirmeye çalışarak gitmiş. Yasal düzenlemelerle ilgili mevzuat da bize bunu söylüyor. 1954'te Doktor Behçet Uz'un ikinci Sağlık Bakanlığı döneminde Doktor Behçet Uz bu sefer Milli Sağlık Programı adı altında bir belgeyle Türkiye sağlık politikaları tarihindeki yerini alıyor. Bu programda, o planlı bu programda Milli Sağlık Bankası yine var. Bir adım daha ileri gidiyorlar. Milli Sağlık Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu için bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Yasa tasarısına baktığımızda yine bankanın Sağlık Bakanlığı'nın her tür iaşesini sağlamakla yükümlü olduğunu görüyoruz. Peki parayı nereden alacak? Sağlık kurumlarının iaşesini sağlamak için gıda üretim tesisleri kuracak. Kaplıcalar, maden suları, içmeler, buralar bankaya devrilecek, bunları işletecek, buradan para kazanacak ve bunu Sağlık Bakanlığı'na aktarılacak. Gördüğümüz üzere hep bir
kaynak yaratmaya çalışmak, ekstra kaynak yaratmaya çalışmakla ilgili öngörüleri var. Milli Sağlık Programı'nda da tekrar karşımıza çıktı. 1961'e geldiğimizde meşhur 224'ün değil mi, tarih sahnesine çıktığını görüyoruz. 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun, hepimizin bildiği bir kanun. Sosyalleştirme yasanın başlığında var. Yani yasanın başlığına çekilmiş ve konuşurken de sosyalleştirme der geçeriz değil mi? Tanımlayıcı, temel tanımlayıcı bir sıfata haiz. Peki yasanın kendisi sosyalleştirmeyi teknik bir terim olarak nasıl tanımlamış? Terimler maddesine baktığımızda bunu görüyoruz. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi diyor yasa. Vatandaşların sağlık hizmetleri için ödedikleri prim, bir prim olacak. İle amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerinden ayrılan tahsisat, kamudan bir ayrım olacak. Karşılığı her çeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya diyerek devam ediyor. Kendisine yapılan masrafın bir kısmına iştirak suretiyle, yani katılım payını da öngörüyor. Eşit şekilde faydalanmalarıdır diye eşitliği de vurgulayarak tanımlıyor. Dolayısıyla sosyalleştirmeyi yasanın sağlığı finanse etmeyi nasıl tanımladığına dair bir terim olarak adlandırdığını ve başlığa çektiğini görüyoruz. Sosyalleştirmeden yasanın kendisinin bunu kastettiğini görüyoruz. Nusret Hoca'nın müellif olduğu bu yasada. Yasanın bir diğer maddesi de sosyalleştirmeye geçişle ilgili. Sosyalleştirmeye geçiş için sosyalleştirmeye geçilecek bölgede bütün lojistik altyapı sağlanacak. Ondan sonra sosyalleştirmeye geçilecek gibi bir madde öngörülmüş. Bunun için peki ne lazım? Yine kaynak lazım. Değil mi? Yani bu tesisler, lojmanlar, malzemeler, araç gereçler, bu kaynaklarla ilgili finansman nasıl olabilir? Aslında sosyalleştirmede kalem kalem söylüyor. Ama yasa taslağında, yasa taslağının bir 32. maddesi var. O 32. maddede, o taslakta Nusret Hoca'nın çok daha ayrıntılı olarak bazı finansman kalemlerini öngördüğünü görüyoruz. Sosyalleştirme bölgesinde 12 yaşını geçmiş olanlardan yılda nüfus başına alacak 25 lira sağlık sigortası primi diyor. Genel bütçeden ayrılacak bir kaynak, il özel idarelerinden aktarılacak bir kaynak, işçi sigortaları kurumunun kendi topladığı kaynaklar var, onu da buraya aktaracağız diyor. Ve tahsis edilmiş sağlık vergileri diyebileceğimiz bir takım vergiler tanımlıyor o günün koşulları gereği. İşte tuz için şu kadar kuruş, PTT işlemi için bu kadar kuruş, radyosu olandan 25 lira vergi almak gibi bir kaynak öngörüyor. Ama taslakta olan bu madde Devrim Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından ülkenin o zamanki vergi politikası ile ilgili standartizasyonu ve teamülleri bozucu etki göstereceği gerekçesiyle, aynı zamanda bu gerekçeyle de uygun görülmediği için taslaktan çıkarılıyor. Bu maddeler tabii hepsi tartışmaya açık. Özellikle sağlıkta eşitlik bakımından ne derece uygun ya da uygun olmadığı şeklinde tartışılabilir. Ama şunu söyleyebiliriz, 224 ortaya çıkarken sağlıkta finansmanla ilgili öngördüklerini tam hayata koyamadan yola çıkmak durumunda kalmış. Belki bu da sonraki hikayesini etkileyen parametrelerden bir tanesi olabilir. 1964'e geldiğimizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun çıkarıldığını görüyoruz. Bu kanunla beraber her bir sigorta kolu için ayrı ayrı uygulanmakta olan o zamana kadar kanunlar birleştiriliyor ve Sosyal Sigortalar Kurumu çatısı altında toplanıyor. Bu kanunla beraber deniyor ki o zamana kadar sosyal güvenlik şemsiyesi içerisinde olan çalışan sayısının niceliğinde de bir artış sağlanmış oldu getirilen düzenleme sayesinde. 1971 yılında esnaf, sanatkar, bağımsız çalışanlara yönelik olarak Bağkur Kanunu çıkılıyor. Böylece SSK, Bağkur Emekli Sandığı gibi bildiğimiz yakın geçmişe kadar sosyal güvenlik kuruluşlarının kuruluşu 70'li yılların başında tamamlanıyor. Ama 70'li yılların sonunda biliyorsunuz dünyada başka bir takım rüzgarlar esmeye başlıyor. O esen rüzgarlar 80 sonrasını ve bugün de sağlık politikaları ile ilgili tartışmalarda değil mi, maalesef neoliberalizmi sıfat olarak kullanmaya devam etmek durumunda kalıyoruz. Çok kabaca 2. Dünya Savaşı sonraki refah devleti uygulamalarına karşı olarak aynı zamanda kamunun kısmen de olsa ekonomiye müdahale edilmesine, kamunun aynı zamanda istihdamın da artırılmasını öngörmesine dayalı Keynesyen iktisat politikalarının, ki bu da sonuçta liberal çerçevenin içerisinde bir yapı, ondan vazgeçilmesi ve bildiğimiz bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler tarzı aslında klasik iktisada geri dönülmesini öngören bir neoliberal anlayış öne çıkıyor 70'lerin sonunda.
Çok geçmeden Türkiye'de de biliyorsunuz önce 24 Ocak kararlarıyla sonra 12 Eylül ihtilaliyle beraber Türkiye'nin de gündemine geliyor. Aslında 90'lı yıllardaki sağlık politikalarıyla ilgili tartışmaların rüzgarını dolduran da o vakte kadar çoktandır ya da bir ölçüde egemen olan bu neoliberal anlatıların etkisi diyebiliriz. 90'lı yıllar koalisyon hükümetleri dönemi, ana siyasi yapının merkezinin sağında solunda yer alan farklı partilerin kombinasyonlarıyla çeşitli hükümetler kurulmuş. Ama bu hükümetlerin hemen hepsi sağlıkta bir reform yapmaya çalışmış. Sağlıkta finansmanda bir reform yapmaya çalışmış. Ve çoğunluğu da sağlığı sosyal güvenliğe dayalı olarak temelli bir sistemde finanse etmeye öngörmüş. Ama bunların hepsi tasarı olarak kalıyor, taslak olarak kalıyor. 90'lı yıllarda bir önemli gelişme yeşil kartla ilgili düzenlemenin çıkarılması, ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin karşılanması üzere. 2000 ile beraber 2002'de başlayan ve halen devam eden AKP döneminde meşru sağlıklı dönüşüm programı deklare edildiğinde, ilk deklare edildiğindeki ana başlıkları itibariyle de sağlık hizmetlerinin finansmanında kendi dünyasını öngördüğünü anlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı planlayıcı bir kuruluş olarak öngörüyor. Genel sağlık sigortası kurulmasını öngörüyor. Sağlık kuruluşlarının da idari ve mali özelliklere sahip sağlık işletmeleri haline dönüştürmeyi öngörüyor. 2000'li yılların ilerleyen dönemlerinde bunları hayata geçirmek üzere yasal düzenlemeler oluyor. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu, aynı yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkarılıyor. Ve böylece bugün aslında hepimizin bildiği, hem hekim hem yurttaş olarak yaşadığı sağlığı bugün içinde finanse ettiğimiz dünyanın temel taşları şekillenmiş oluyor. Bir defa sağlığı sosyal güvenlikle finanse edelim, prim toplayalım. Ama katkı payı da olsun hizmet kullanıcıları için. Ama aynı zamanda bir temel teminat paketi olsun. Yani hizmet başvurucuların alacakları sigorta kapsamındaki sağlık hizmetinin bir sınırı olsun. Bunu biliyorsunuz SUT'la tanımlıyoruz, güncelliyoruz. Bu da mümkün olduğunda dar olsun, gittikçe daraltılsın. Buradan peki arta kalan sağlık hizmeti ihtiyacı çıkarsa ne olsun? Onun için de özel sağlık sigortaları devreye girsinler. Tamamlayıcı sağlık sigortası adı altında ürünler piyasaya sunsunlar ve parası olana satsınlar. Diğer yanıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu sadece kamu sağlık kuruluşlarından hizmet satın almasın. Aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarından da hizmet satın alsın. Böylece kamu sosyal güvenlik kurumunun kaynaklarından özel sermayeye kaynak aktarmanın bir ana atar damarı yasal düzeyde tanımlanmış olsun. Peki bugüne geldiğimizde sosyal güvenlikle ilgili Türkiye'nin durumu ne? Yani çok kabaca birkaç rakam üzerinden bakarsak fikir sahibi olabiliriz ya da hafızamızı tazeleyebiliriz. SGK istatistikleri bazı şeyleri söylüyor, bazı şeyleri söylemiyor. Ya da söyleyemiyor ya da söylemek istemiyor. Söyledikleri arasında en kabaca işte Türkiye'deki sosyal güvenlik kapsamının dağılımı var. Kabaca %31 aktif sigortalı, %16'sı pasif sigortalı, emekli aile vesaire alan, %40-41 bağımlılar, yani bu aktif sigortalıların yakınları, eşi, çocuğu vesaire gibi. %2,5 genel sağlık sigortası primleri kendi tarafından ödenenler, yaklaşık %8 de genel sağlık sigortası primini devlet tarafından ödenenlerin toplamı olarak karşımıza çıkıyor. Burada SGK istatistiklerinde aktif, pasif ve bağımlıları topladığımızda sigorta kapsamı olarak adlandırıldığını ve yaklaşık %88'lik nispetinde bir oranın karşımıza çıktığını görüyoruz. Sigorta kapsamında dahil olmak üzere. Bu açıkladıkları, açıklamadıkları arasında da ama prim borcu olanlar var. Prim borcu olan, primini ödeyemeyen ve tırnak içinde olağan mevzuat halinde sağlık hizmetlerine yararlanmaktan aslında mahrum bırakılması gerekenler. Bunlar da az sayıda olmadıklarını biliyoruz ama yüzde kaç oldukları ile ilgili tam bir resmi açıklama yok. Şu tür haberler değil mi? Yılın sonunda ya da takip eden yılın başında hep karşımıza çıkıyor. Aralık'ta ya da Ocak'ta da çıkacaktır. Anadolu Ajansı tırnak içinde bir müjde veriyor vatandaşa, değil mi? Bunun arka plana baktığımızda bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, bir palyatif düzenlemeyle prim borcu olanların takip eden yıl sonuna kadar sağlık hizmeti almaya devam etme tırnak içinde hakkının tanındığını öngörüyoruz. Mevcut sosyal güvenlik sistemi hakkında birçok açıdan yaklaşabiliriz ama sadece bu bile değil mi? Bu sistemin tırnak içinde ne kadar kırılgan ya da en azından ne kadar gayri ciddi olduğunu bize gösteriyor. Türlü yönleriyle belki birincisi şu, önemli sayıca da bir yurttaşın üzerinde sağlık hizmetlerine yararlanma hakkı demokrasinin kılıcı olarak sallanıyor. Aralık ayında birisi lütfedecek,
Anadolu Ajansı müjdeleyecek. Onlar da sağlık hizmetlerine bir sene daha erişmeye devam ettiklerini anlayacaklar. İşin böyle bir tarafı var. Öbür tarafı da şu, sağlığı sosyal güvenlikle finanse etmenin temel karakteristiğiyle ilgili belki de. Piyasa ekonomisindeki bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin kendi öngördüğü çerçeve içerisinde dahi başarılı olabilmesi için piyasa ekonomisinin işler olması lazım. Ekonomik kriz olmaması lazım. İşsizlik olmaması lazım ki, değil mi? Sigorta primleri ödenebilsin, sosyal güvenlik sistemi işleyebilsin diye. Ama bir yandan piyasa ekonomisinin kendisi doğası gereği tanımı icabı krizleri de içeriyor. Değil mi? Krizlerin biri bitiyor, öbürü başlıyor. Dünyadaki krizlerden Türkiye gibi ülkeler daha fazla ağır yaralanıyor. İşsizlik artıyor. İnsanlar primlerini ödeyemiyorlar ve bu duruma düşmek durumunda kalıyorlar. Kısaca şunları söyleyebiliriz. Peki sağlığı sosyal güvenlikle finanse etmenin dışında başka yöntemler neler? İşte aslında belki biraz bahsetmiş olduk, örneklerini de vermiş olduk. Merkezi yönetimle bütçeden finanse edebilirsiniz. Şunu söyleyebiliriz. Farklı yöntemler var ve farklı yöntemlerin hepsinin teknik anlamda olumlu olumsuz yöntemleri, avantajlı dezavantajlı yöntemleri olabilir. Ama öncelikli olan sağlıkta eşitlikse, yani buradan bir tercihte bulunmak istediğinizde öncelikle sağlıkta eşitliği sağlayan bir yöntem seçmek isterseniz, sağlıkta eşitliği sağlamaya tanımı gereği en uygun yöntem bütçeden, yani merkez ya da hükümet kaynaklarından finanse etmek. Zorunlu sigorta ondan bir tık daha geride geliyor. Niye? Çünkü aslında sosyal sigortayla biz insanlardan sağlık primi adı altında bir tür özel sağlık vergisi alıyoruz. İnsanlar, çalışanlar zaten vergilerini veriyorlar, alınıyor daha doğrusu direkt hepimizin değil mi maaşlarından kesiliyor ve onlarla kamu hizmetleri finanse ediliyor. Ama sağlık için ayrıca para ödemek zorunda kalıyoruz. Eşitsizliğin temelinde de bu yatıyor. Özel sigortalar, mesleksel sigortalar, bağışlar ve tabii en az eşitlikçi olan cepten sağlık harcamaları. Cebinizde ne kadar para varsa gidin özel sağlık kuruluşlarından o kadar hizmetinizi alın. Yani tişört almaktan, başka herhangi bir şey almaktan farkı olmayacak bir biçimde sağlık hizmetlerine erişiminizi sağlayabilirsiniz. Peki Türkiye'de durum nedir? TÜİK sağlık harcamaları istatistiklerine baktığımız zaman kabaca şunu görüyoruz. Sağlık harcamalarının %31-32 genel bütçeden sağlanmış. %47-48'i sosyal güvenlik sisteminden, yarıya yakın yaklaşık sosyal güvenlik sisteminden. Yaklaşık %16'sı hane halkları, cepten sağlık hizmetleri, kişilerin cebinden ödedikleri paralar. Yaklaşık %2-3'ü de sigorta şirketleri, özel sigorta şirketleri tarafından harcanan paralar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kendi içindeki dağılımdı. Yani sosyal güvenliğin yarıya yakın olmak üzere başat olduğunu görüyoruz. Peki ayrılan pay ne kadar? Yani aslında sağlığa daha fazla pay ayırabilir miyiz? Ya da çok mu ayırıyoruz acaba? Diye bir karşılaştırma yapılırsa. Bu grafik Sağlık Bakanlığı İstatistik Yılı'nın kendi istatistik yılına alınmış bir grafik. Türkiye'de sağlık harcamalarını gayri safi yurt içi hasılaya oranlarsak, ki ülkeler arası karşılaştırma en temelde böyle yapılıyor, Türkiye 4.6 rakamıyla OECD ülkeler içerisinde en sonuncu yer alıyor görüyorsunuz. Dolayısıyla söz gelimi Türkiye dese ki OECD ortalamasına çıkarmak istiyorum, %100 artırması lazım ki 4.5'tan 9'a çıkabilirim, OECD ortalamasına gelebilirim sağlık harcamalarıyla ilgili olarak. Peki işin öbür tarafına bakalım. Vatandaşlara bunun yansıması ne? Yani bu resmin hane halkındaki karşılığı ne? Yurttaşa değen kısmı ne? Bununla ilgili de TÜİK'in bazı verileri bize fikir verebiliyor. TÜİK'in sağlık modülü diye bir birimi var. Orada yurttaşa sormuşlar. Son 2 ay içerisinde yapılan sağlık harcamalarının haneye yük getirme düzeyi nedir diye. Farklı sağlık hizmetleri için sormuşlar ama yaklaşık %40'ına yakını biraz yük getirdi ya da çok yük getirdi demiş. Yani her 10 haneden 4'ü sağlık hizmetlerine harcadığı paranın bütçesine yük getirdiğini düşünüyor. Bu da oldukça yüksek bir oran. Bunu TÜİK üstelik gelir dilimlerine göre de bakmış. Gelir dilimlerine göre baktığında da en alt gelir diliminde bu oranın daha yüksek olduğunu, üst gelir dilimlerinde bu oranın azaldığını, kendi içerisinde de eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Sağlığın finansmanıyla ilgili Türkiye'deki reel durum üzerinden. Bu da madalyonun bir başka yüzü. Çalışanlarla başladık, çalışanlarla sonuna doğru gelirsek. Bu fotoğrafı bu sene sosyal medya içerisinde çıktı, belki karşılaşanlar da vardır. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, iş kazalarının sıklığıyla, ekstremite yaralanmalı iş kazalarının sıklığıyla
maalesef ünlü olmuş, iş yerlerinin de yer aldığı bir organize sanayi bölgesinde bir özel hastane, El Cerrahisi 7/24 yanınızdayız diyor. Yani işçilerle ilgili de bu fotoğraf belki işin nereye kadar varabileceğine dair bize herhangi başka bir yoruma ihtiyaç bulunmadan söylüyor. İş kazası geçirebilirsiniz, elinizi yitirebilirsiniz, cebinizdeki parayla özel hastaneye gidin, sağlık hizmetinizi alın, elinize kavuşun. Dolayısıyla bugünkü sosyal güvenlik sisteminin bize, işçilere, çalışanlara söylediği bu. Belki şunu söyleyebiliriz, sunum işçilerle başlamıştı. Bakın en sonunda yine işçilere geldik. Yani bundan mevcut durumdan en ağır olarak etkilenen, bunu etinde, derisinde, elinde değil mi hisseden işçilerin kendisi. Dolayısıyla en mağdur olan kendisi. Burada bir değişiklik yapılacaksa belki en çok onların bunun yapılmasını istemesi lazım. Çünkü muhtemel değişikliklerden en çok onlar kazanç çıkaracak. Peki ne yapalım? Çok şey söylenebilir ama söyleyeceğimiz her şeyin başlığına belki şunu çekebiliriz. Hepimizin bildiği, TTB'nin yıllardır söylediği şey, sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır. Bu sağlanırsa Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kimse öyle bir şey asamaz. Hiçbir hastane, özel hastane öyle bir reklam veremez. Peki TTB bunu söylüyor da bunu yapmaya hekimlerin gücü yeter mi? Bunu oldurmaya hekimlerin gücü yeter mi? Hekimler örgütlüler, örgütlü güçleri buna yeter mi? Keşke yetse ama sosyal olarak, politik baskı gücü olarak yetmesinin olanakları sınırlı. Peki birilerinin gücü yetebilir mi? Kimlerin gücü yetebilir? Tek başına hekimlerin gücü yetmezse, hekimlerin de içine yer aldığı işçilerin gücü yetebilir. Çünkü bundan en mağdur olanlar onlar. Hikaye işçilerle başlamıştı. Hikaye başka bir aşamaya geçecekse bunu geçirebilmenin potansiyel olanağına yine Türkiye işçi sınıfı sahip. Hekimler de elbette bunun bir parçası. Bu resim geçtiğimiz aydaydı. DİSK bir İstanbul-Ankara yürüyüşü yaptı. O yürüyüşün sonlandığı Ulus Meydanı'ndaki miting çok görülmeyebilir. TTB de bu mitinge sembolik düzeyde katılım sağlamıştı. Son olarak süremi aşmadan belki şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz hafta içerisinde Ankara'da bir mahkeme TTB ile ilgili bir karar verdi. Çok konuşuldu, konuşulmaya devam edecek. Bu karar görünürde nedenleri olabilir. Ama altında yatan, hukuksal bir karar elbette ki olmadığı için, altında yatan politik sahip belki şu olsa gerek. Bu resimde hekimler olmasın. İşçilerin olduğu alanda hekimler olmasın. Bu bir örnek. Türkiye'deki bir sürü mitinge bakarsanız TTB bir yerinde vardır. Burada olmasın, başka bir resimde olsun. Buradan çıkaralım, başka yerlerde yer alsın. Buna yönelik bir talep olarak düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Hakan'a gerçekten hem tarihsel süreci paylaştığı için hem de son bağlamı için çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği o resimde yer almaya devam edecek diye ben de bir kez daha altını çizeyim sevgili Hakan'ın sözlerini destekleyerek. Şimdi ikinci konuşmacımıza söz vermek istiyorum. Sevgili Cavit Işık bizimle Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar başlıklı bir... Değerli arkadaşlar, arkadan bir konuşma yansıyor ama herhalde rejiden geliyor. Onu burada hissediyoruz. Onu bir çözebilirsek lütfen. Peki, teşekkür ediyorum. Cavit Işık Yavuz bizimle Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar başlıklı bir sunum yapacak. Kendisi tıp doktoru, halk sağlığı ve çevre sağlığı uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışıyor. Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği yayın organı olan Toplum ve Hekim Dergisi yayın kurulunda yer alıyor. Buyur Cavit. Çok teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu'na çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir yıl geçiriyoruz birçok anlamda. Son olay da bence bunun bir göstergesi. Ve bu hani 100. yıl olması açısından da bu tarihi yılda bunları tartışmaya çok ihtiyacımız var. Özellikle tabip odaları ve TTB'de. Adamın biri hızlı okuma kursuna gitmiş. Kurs sonunda 15 dakikada suç ve cezayı bitirmiş. Ne anladın demişler. Olay Rusya'da geçiyor demiş. Benim sunumda biraz öyle olacak. Hani sunumun sonunda çünkü anlatacaklarım ve süreyi düşününce olay Sağlık Bakanlığı'nda geçiyor diyeceksiniz. Üzgünüm ama Hakan'dan 3 dakika arttı Sayın Başkan. Sanırım onu da kullanabileceğim.
Şimdi buradaki aslında en büyük zorluğum konuyu nasıl ele almalı? Yani biz bu Sağlık Bakanlığı'nın değişimini, bakan profilleri ayrı bir mesele tabii. Hani orada hani çok belki ayrı bir tartışma yürütmek lazım ama hem de Cumhuriyet'i nasıl ele almalıyız? Bir bağlamsal zemin gerekiyor bize. Yani bu bağlamsal zemini göz önüne almazsak ki bu bağlamsal zemin evet tarihsel, kültürel, ekonomi, politik hani birçok parametreyi içeriyor. Aslında bir önceki oturumda da sabah oturumunda da bunlar parça parça konuşuldu. Çünkü işte sonuçta bir 20. yüzyıldan söz ediyoruz. Yüzyılın başında kapitalizmin ilk büyük krizinden çıkılmış. Hani bu büyük krizlerin sonrasında gelen büyük savaşlardan bir tanesi ortaya çıkmış. Hani emperyalizmin dünyayı sarmaya çalıştığı bir dönem. Üretim için sağlıklı emek gücü gereken bir süreç. Ve burada Türkiye'nin tarihsel koşulları, Osmanlı'dan devraldığı ya da alamadığı miraslar hani böyle bir süreçle başlıyor. Çünkü sağlık meselesi doğrudan bunlarla da oldukça ilgili. Sağlık sistemlerindeki değişimler, peşinden kapitalizmin ikinci büyük krizi, 1929 buhranı ve yine peşinden gelen ayıklayıcı savaş dedikleri savaş ve savaş sonrası hani gerçi yüzyılın başında bir Sovyet devrimi var, dünyada artık bir sosyalist alternatif var. Hani sosyalizmin bir etkisi var. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası bu bloğun gelişmesiyle birlikte sağlıkta bu kendini daha da hissettiriyor. Hani İkinci Dünya Savaşı sonrasına bildiğiniz gibi kapitalizmin altın çağı derler. O dönemdeki sosyal devlet yönelimleri, aslında Türkiye'deki sağlık değişiminin de bunlardan kısmen etkilendiğini, kısmen bunlarla değiştiğini de görebiliyoruz. Bu açıdan da hani hem bu bağlamsal zemini hem sağlık sistemlerinde, insan gücünde, teknolojide, tıptaki değişimleri göz önüne alarak bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Korkut Hoca'nın benim çok hani önemsediğim bir dönemlemesi var. Hani o iktisat tarihimizi devletin rolüne göre ve değişimlere göre dönemlemeye çalışıyor. Ve özellikle erken dönemde de çok önemli saptamaları var. Ben biraz buradan hareketle hani hem Sağlık Bakanlığı'nın bu dinamiklerini hem de biraz devletin sağlık hizmetlerindeki rolünü, işlevini göz önüne alarak, etkilenimlerini alarak nasıl bir dönemleme yapabiliriz diye düşünürken kabaca dört dönemde ele alabileceğimizi düşünüyorum aslında Sağlık Bakanlığı'nın yapısını ve değişimini de. Biraz önce Hakan da söyledi. Hani biz genellikle Cumhuriyet'in erken dönemini Refik Saydam dönemi diye adlandırıyoruz. Bunun da önemli sebeplerinden bir tanesi en uzun süre o dönemde bakanlık yapan, aslında bakanlar tarihinde de 14,5 yılla Refik Saydam en uzun süre bakanlık yapan Sağlık Bakanı. 3 kez bakan oluyor bu dönemde. İkisi Cumhuriyet'in erken döneminde kısa süreli. Ama 1925 yılında bakan olduktan sonra 1937 yılına kadar bakanlık koltuğunda ve bu dönemi aslında o şekillendiriyor. Hani bu nedenle birinci dönem Refik Saydam dönemi diyebiliriz. Bu dönemin en büyük karakteristiği şu: bulaşıcı hastalıklar. Ülke savaştan daha çok bulaşıcı hastalıklardan kırılmış durumda. Nüfusun yarıdan fazlası sıtmalı. Bazı illerde sıtmalı insan oranı %90'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla o dönemde sağlık insan gücü yok denecek kadar az. Hani bu doktor sayısı rakamlarına girmeyeyim. Şimdi Osman Öztürk de burada. O varken rakamlara girmek tehlikeli oluyor çünkü. Mesela doktor rakamları ile ilgili farklı bilgiler var. Sağlık Bakanlığı kaynaklarında devletin elinde Cumhuriyet ilan edildiğinde 554 doktor olduğu yazıyor. Adnan Adıvar'ın meclis kürtüsünden yaptığı bir konuşma var. İlk bakan Adnan Adıvar. Sağlık Bakanlığı 1920 yılında kuruluyor. Milli Meclis kurulduktan hemen sonra. 180 tane doktorumuz var diyor. Ve 280 doktora daha ihtiyacımız var diyor. Yani insan gücü yok. Yok denecek kadar az. İlk askeri tıp fakültesi 1827'de kuruluyor. Osmanlı'nın daha çok askeri sağlık hizmetleri gelişmiş durumda. İlk sivil tıp fakültesi de 1866'da kuruluyor ve bundan
5-6 sene sonra, yani bu okulun mezunlarının ilk mezunlarından itibaren memleket tabipliği diye bir sistem getiriliyor. Aslında devletin de taşraya hekim gönderdiği ilk uygulamada bu. Sonra işte bildiğiniz gibi hükümet tabipliği adını alıyor. Hala daha mevzuatımızda yer alır bu hükümet tabipliği kavramı vesaire vesaire, böyle bir şey var ama sağlık insan gücü yok. O yüzden ilk bu dönemde yapılan şey sağlık insan gücünü arttırmaya çalışmak. Ki hepinizin bildiği gibi Türkiye'de ikinci tıp fakültesi 1945 yılında kuruluyor. Yani o dönemde işte bir askeri, bir sivil tıp fakültesi var. Sağlık insan gücü yok. Periferde kurum yok. İlk nüfus sayımı 1927 yılında yapılıyor. 13,5 milyon. %75'i köyde yaşıyor. 40 bin tane köy var. Oldukça yoğun bir kırsal nüfus var. Ve müthiş bir bulaşıcı hastalık profili var karşınızda. Dolayısıyla bu dönemin en büyük karakteristiği Sağlık Bakanlığı'nın tedavi edici hizmetlere neredeyse hiç girmemesi. Yine Osman Öztürk girecek ama 3 tane devlet hastanesi var zaten topu topu. Hastaneler daha çok özel idarelerde. 45 tane miydi? 45 civarında il özel idareye bağlı hastane var. Daha fazla. Toplamda da 86-84 falan. Yani 3 tane devlet hastanesi var. Sağlık Bakanlığı'nın 3 hastanesi var. Dolayısıyla bu dönemin en önemli karakteristiği tamamen bulaşıcı hastalıklara yönelik olarak uygulanan örgütlenme modeli, hizmetler ve diğer işler. İkinci dönemi 40'lar sonrası, işte o savaş dönemi ve özellikle bu Milli Sağlık Planı, Cumhuriyet'in ilk yazılı planı aslında Behçet Uz döneminde yapılıyor. 1946 yılında Yüksek Sağlık Şurası'na kabul ediliyor. Meclise kadar geliyor ama meclisten yasa olarak çıkamıyor. Yani aslında Milli Sağlık Planı hazırlanan ama tam anlamıyla hayata geçmemiş bir plan. Behçet Uz iki dönem bakanlık yapıyor. Bir de belediye başkanlığı var. İzmir'de belediye başkanı başkanlığı da yapıyor. İkinci döneminde de önemli şeyler yapıyor. Bu dönemin en önemli karakteristiği şu. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiş. Ancak bu koruyucu hekimlik teşkilatıyla tedavi edici hekimlik teşkilatını bir araya getirecek bir yapıya ihtiyaç var. Bunun için işte bir sağlık merkezi, dispanser benzeri yapılar deneniyor ki bunlardan ilki ve önemlilerinden bir tanesi Etimesgut'ta kuruluyor. Bunu sağlamaya çalışıyorlar bu dönemde ve 1950'lere doğru ya da işte daha çok 50'lerde yavaş yavaş artık hastaneleri de kendine bağlamaya başlıyor Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla tedavi edici hizmetleri de kendi bünyesinde topluyor. SSK kuruluyor ve SSK hastaneler açmaya başlıyor ki aslında 1936 yılında SSK'nın kağıt fabrikasının işte sağlık revirinden başlayan, sonra da ilk olarak İzmit'te açılan hastaneyle bir hani yeni bir yapı ortaya çıkmış oluyor. 1950'li yıllarda özellikle bunların özelliklerini görüyoruz. 60 ve sonrası şu açıdan önemli. Bir tanesi, Türkiye'ye yeni bir birinci basamak sağlık hizmet modeli geliyor. Sosyalizasyon, bu önemli ama hani 60 ve 80 ayrımının bence özellikle askeri darbeler açısından da önemi var. İkisinin de kendine özgü özellikleri ve karakterleri itibarıyla 60 darbesi sonrası anayasada sağlık bir açıkça devlet görevi olarak tanımlanıyor. Ama 80 darbesinden sonra bu anayasadaki görev düzenlemeye değişiyor ki 80 sonrası Türkiye kapılarını ve pencerelerini neoliberal rüzgarlara açıyor ve bir neoliberal cereyanda kalmış oluyor. Kabaca bu şekilde dönemlendirebiliriz. Şimdi bu dönemin bazı özelliklerine bakalım. Tarihçeye çok girmeyeceğim ama Cumhuriyet öncesi Sağlık Bakanlığı bir bakanlık değil, Osmanlı döneminde bir genel müdürlük. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük olarak kuruluyor. Cumhuriyet döneminde ayrı bir bakanlık oluşturuluyor ki ilk çıkan kanunlardan bir tanesiyle kurulan bir yapı. Özellikle bu dönem Cumhuriyet'in ilk dönemi zorluklarla geçiyor. Cumhuriyet tarihine baktığımızda toplamda yanlış saymadıysam 52 tane bakanımız var, sağlık bakanı var. Bunlardan tabii hepsi çeşitli sürelerle görev yapmış. En kısa süreli görev yapan Nusret Fişek, 11 gün bakanlığa vekalet etmiş. O dönemde müsteşar,
O Milli Birlik Komitesi'nin atadığı bakan istifa edince yeni bakan atanana kadar 11 gün bakanlık yapıyor. En uzun süre bakanlık yapan Refik Saydam 14,5 yıl. İkinci sırada yakın tanıdığımız, bildiğimiz isimlerden bir tanesi, daha doğrusu bakanlığına tanıklık ettiğimiz Doktor Recep Akdağ var. 11 yıllık bir bakanlık süreci var. Bu liste böyle gidiyor. Şu andaki bakanımız da ilk 5'e girmeye aday. Bu liste 2020 tarihli bir listeydi. Şu anda 5 yılını doldurmuş durumda. Hani bu 5 yılda tamamlarsa muhtemelen Recep Akdağ'dan sonra en uzun süre bakanlık yapan Doktor Fahrettin Koca olacak. Bu süreç içerisinde de özellikle her bir dönemin farklı özelliklerine göre farklı bakan profillerini görebiliyoruz bu süreç içerisinde. Bu kadın bakanlardan, daha doğrusu bakanlardan bir tane kadın bakan var. Türkiye'nin de ilk kadın bakanı Türkan Akyol. 1971 yılında Muhtıra döneminde meclis dışından bağımsız bakan olarak atanıyor. Yaklaşık 9 ay kadar bir bakanlık yapıyor. Bu bakanlar arasında tek kadın bakan da kendisi. Erken Cumhuriyet döneminin biraz önce de söylediğim gibi özellikle bakan profillerini görüyorsunuz. Bu dönemin önemli özelliklerinden bir tanesi bulaşıcı hastalıklar demiştik ve Sağlık Bakanlığı'nın öncelikleri daha çok insan gücü ve bu bulaşıcı hastalıklarla mücadele. Bu anlamda tamamen hani hıfz-ı sağ odaklı bir anlayış söz konusu. Bunu bakanlık teşkilatında da görüyoruz. Tıp öğrenci yurtları bu dönemde çok önemli. Refik Saydam'ın önemli icraatlarından bir tanesi, öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı yurtlar bunlar. Ve ilk mecburi hizmette hekimlere bu yurtlar açıldıktan sonra geliyor. 1923 yılında bir yasa çıkıyor ve bu yurtlarda okuyup giysilerine kadar her şeylerini devletin karşıladığı bu doktorlar eğitimlerini bitirince 4 yıl devlete hizmet etmekle yükümlü kılınıyorlar. Bu esnada 1922'li yıllarda kadınlara da zorlaya zorlaya aralıyorlar kapıları. 1922'li yıllardan sonra artık daha rahat kabul ediliyorlar. Hani o döneme kadar kadın hekimler var Türkiye'de, Osmanlı'da özellikle azınlıklardan hani yurt dışında eğitim alıp gelen kadın hekimler var. Ama 1922 yılından sonra kadınlara da bütün zorluklara rağmen kapılar aralanıyor. Önemli gelişmelerden bir tanesi 1928 yılında Hıfz-ı Sağ müessesesinin kurulması. Şu açıdan önemli, ülkedeki özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadele için hem insan gücü hem de gerekli olan aşı, serum, ilaç ve benzeri şeylerin üretilmesi için önemli bir merkez oluyor bu. Rockefeller Vakfı'nın desteği burada dikkat çekiyor. Hem maddi olarak yaklaşık 280 bin dolarlık bir bağışta bulunuyor bu merkezin kurulması için. Hem de 1926 yılında Türkiye'de görevlendirdiği bir doktor var. Doktor Ralph Collins bir rapor hazırlıyor Türkiye'de halk sağlığı diye. Ve hani o vakfın Türkiye temsilcisi oluyor. 1928 yılında bu yasa çıktıktan sonra 1936 yılında Hıfz-ı Sağ okulu açılıyor. Bu yapının iki bileşeni var. Bir enstitü, bir de okul. Hıfz-ı Sağ okulunda hekimler belirli bir süre eğitim alıyorlar ve sağlık müdürü olarak perifere atanıyorlar. 1936 yılında okul açılıyor ve okulun ilk müdürü de Dr. Ralph Collins oluyor. 1940 yılına kadar Türkiye'de kalıyor ve bu Hıfz-ı Sağ okulu ve enstitüsü meselesinde önemli bir pozisyonda çalışıyor. O dönemin önemli binalarından bir tanesi Hıfz-ı Sağ. Şehir yeni kurulurken ve simgeleşen Hijea kabartmasıyla binası. Bu bina hala aktif olarak kullanılıyor. Ve o dönemde 1937 yılında, 38 yılında Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı bir rapor var. Ben buna Sağlık Bakanlığı'nın ilk istatistik yıllığı diyorum. Üretilen serum miktarlarını görüyorsunuz. Aşı miktarlarını görüyorsunuz ve üretilen serumlar çok farklı özelliklerde serumlar. Bu da çok çarpıcı ve etkileyici. Avrupa ve Amerika'dan sağlık eğitimi için filmler getirtiliyor.
Köy köy dolaşarak kasabalarda, sinemalarda bu filmler sağlık eğitimi için halka gösteriliyor. Ya o dönemde aslında hem hizmete bakış, hizmetin uygulanmasının böyle bir anlayışı var. Gerçekten çok etkileyici bir şey. Bu da o dönemin grafiği, sağlık insan gücü ve işte 15 yılda başarılar, işte bu Refik Saydam döneminin, Refik Saydam Bakanlığı bıraktıktan sonra hazırlanmış bu şey, işte yatak sayılarının vesairelerinin değişimini görüyoruz. Burada Sağlık Bakanlığı Teşkilatı'nın ilk düzenlemelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi aslında iki hani sağlık, doğrudan sağlık işleri ile ilgilenen birim var. Hıfz-ı sağ işleri, içtimai muavenet işleri. Sağlık Bakanlığı kurulduğunda 1980'li yıllara kadar adı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Sosyal yardım da Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde bir birim. 80'lerden sonra kısmi olarak, sonra da tamamen ayrılıyor ve sosyal yardım artık Sağlık Bakanlığı'ndan gidiyor. Hani 80 sonrası, 90'lar sonrası Sağlık Bakanlığı birçok aslında yetkisini kaybediyor. Yakında sanırım sağlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan alarak başka bir yere bağlayacaklar gibi görünüyor. Bunlar biraz teknik şeyler. Hani taşrada nasıl örgütlenmeler var, nasıl şeyler var. Bu muayene ve tedavi evleri önemli. Hani o biraz önce söylediğimiz koruyucu ve tedavi edici hekimliği bir araya getirmek için yürütülen çabalar. Ve bunlar özellikle 40'lı 50'li yıllarda önemli oluyor. İkinci dönemden biraz bahsetmiştik. Hani dünyada da farklı gelişmeler söz konusu. BCG aşısı üretmeye başlıyoruz biz bu dönemde. Öncesi de var aslında ama BCG aşısını üreten bir konuma gelmiş durumda. İşte SSK yapılarının ortaya çıkması, Behçet Uz sağlık planı, bunlar özellikle önemli. Behçet Uz sağlık planının en önemli özelliği, köylere hizmet verecek yataklı tedavi hizmetinin de söz konusu olabileceği merkezler kurulması. Ama bu çok hayata geçmiyor. 7 bölgeye Türkiye'yi ayırıp her bölgeye de bir tıp fakültesi kurmayı öngörüyor Behçet Uz. Bu da önemli. Çünkü 1945 yılında Ankara Tıp Fakültesi kuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tıp fakülteleri, idari olarak da İstanbul Üniversitesi'nin esasları uygulanır diyor açılış mevzuatında. Hani henüz daha insan gücü anlamında da çok büyük ilerleme kaydedilmiş değil bu yıllarda. Bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı teşkilatının da değiştiğini görüyoruz. Ve bu arada da nüfus 1960 yılına gelindiğinde 27 milyona çıkıyor. Hekim sayısı 8 binlerde hala 1960 yılında. Yani hala daha hekim sayısı yeterli düzeyde değil. Hemşire sayısı da 1658 gördüğünüz gibi. Ebelerde 3200 civarında. Ve Sağlık Bakanlığı 50'lerden sonra artık hani bu hastaneler meselesinde daha fazla söz sahibi olmaya başlıyor. Ve bu dönemde özellikleden sonra hastaneler tamamen SSK hastaneleri dışında tabii Sağlık Bakanlığı idaresine geçmiş oluyor. Dolayısıyla özetlediğimizde memleket tabipliğinden işte bu kaza sağlık idarelerine, sağlık ocaklarına kadar 60 sonrası bir döneme gelmiş oluyoruz. 60 sonrası Nusret Fişek'in Sağlık Bakanlığı müsteşarı olmasının önemli etkisiyle Türkiye yeni bir birinci basamak sağlık hizmetleri modeline geçiyor. Ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi gündeme geliyor ki şu açıdan önemli. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirmesi sağlığı bir temel insan hakkı olarak görüyor. Ve herkese her yerde sağlık hizmeti ve koruyucu hekimlik ağırlıklı bir sağlık hizmeti verilmesi gereğini ortaya koyuyor ve bununla şekillendiriyor. Çeşitli yapılar kuruluyor. Önce Muş'ta başlıyor. Aslında hani kısa süre içerisinde bütün illere yaygınlaştırılması düşünülüyor. Altyapı tamamlanarak ama bu yapılmadan 1983 yılında bir gecede her yer sosyalleştirme kapsamına alınıp sağlık ocaklarıyla donatılıyor. Altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bakanlık yapılanmasında giderek günümüzü anımsatan yapılar görmeye başlıyoruz bu dönemde ve bu şekilde devam ediyor ta ki 80'li yıllara kadar. Şimdi 80'li yıllar hani çokça konuştuğumuz ve bildiğimiz için belki
bazı şeyleri tekrarlamaya gerek yok ama sağlıkta devletin rolünün değiştiği yıllar. Ve temel olarak da şu argümana dayanıyor. Devlet artık sağlıkta tekel vazifesi görmemeli, özel sektörü teşvik etmeli, kendisine bağlı kamu kurumlarının da yapılarını değiştirmeli, piyasada rekabet edebilir hale getirmeli. Çünkü hani öncesindeki yapılara göre bu devlet sağlık kurumları rekabete uygun kurumlar değil. Sağlıkta rekabet kaliteyi ve verimliliği arttırır temel söylemi. Bunun çeşitli yansımaları olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası ve IMF işin içine giriyor. Türkiye'de her ne kadar 24 Ocak'la hani bu kapı pencere açılsa da sağlıkta biz genellikle 1987 yılını hani milat olarak ifade ederiz. 1987 yılında önemli bir yasal düzenleme yapılıyor ve kamu sağlık kurumlarını işletme haline dönüştürülmesi, öncesinde döner sermaye yapıları var kamu kurumlarının, yani kamu sağlık kurumlarının, ama açık olarak kamu sağlık kuruluşlarının kamu tüzel kişiliğine haiz sağlık işletmelerine dönüştürülmesi için yasal düzenleme yapılıyor. Türkiye kendi sağlık sistemini değiştirmek için Dünya Bankası'ndan kredi alıyor. Sağlık Bakanlığı'nda özel bir birim kuruluyor. Sağlık Proje Koordinatörlüğü diye ve hazırlıklara başlanıyor. İşte bu hazırlıklar içerisinde de aile hekimliği sisteminin, genel sağlık sigortasının ve sağlıktaki farklı türlerdeki özelleştirmelerin ortak nokta olduğunu görüyoruz. Kongreler yapılıyor, bütün taraflar çağrılıyor, taraflar eleştiriyor, bizim söylediklerimizi yansıtmıyorsunuz vesaire diye. 2000 yılına kadar aslında değişimin, dönüşümün tamamlanması hedefleniyor. Aslında Recep Akdağ'ın, Doktor Recep Akdağ'ın ifade ettiği çok güzel bir metafor var bu anlamda. Kürek ve dümen. Bu sistem şöyle diyor, Sağlık Bakanı da bunu böyle ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı olarak biz artık kürek çekmeyeceğiz, dümen tutacağız demişti. Bu da şu demekti. Artık biz doğrudan kendimiz hizmet vermek yerine kendimize bağlı kurumların yapılarını değiştireceğiz. Merkezde standart koyan, politika belirleyen, denetleyen bir konuma geçeceğiz. Dolayısıyla bize bağlı Sağlık Bakanlığı yapıları değişmiş olacak. Doğrudan eskisi gibi hizmet vermeyeceğiz. Daha çok merkezde planlama yapacağız demişti. Ve bunun dönüşümlerini, daha doğrusu değişimlerini gördük. 2003 yılında 8 bileşenden oluşan Sağlıkta Dönüşüm Programı yayınlandı. 2007 yılı sonrası Sağlık Bakanlığı buna 3 tane daha ekleme yaptığını söylüyor. Ve bunlardan bir tanesi bence kritik. Diyor ki, sağlıkta dönüşümde çok önemli başarı kaydettik. Bundan sonra şu 3 bileşen de önemlidir diyor. Sınır ötesi sağlık hizmeti sunmak ve uluslararası alanda önemli yerlere gelmeyi de bunun bir bileşeni olarak tarif ediyor. Buradan şunu anlıyoruz aslında. Bu dönem Türkiye kendi sağlık sistemini küresel kapitalizm dinamiklerine göre reforme ederken küresel sağlık pazarının da bir aktörü olmaya çalışıyor. Başta sağlık turizmi olmak üzere. Kamu hastane birlikleri burada çok önemli bir parantezi hak ediyor. Çünkü kamu hastane birlikleri bir tür kamusal şirket haline getirerek hastaneleri, işte bu rekabete açık sağlık işletmeleri meselesinin en görünür olduğu yer. Dünya Bankası'nın özellikle istediği bir meseleydi. Bildiğiniz gibi 663 sayılı yasayla yasalaştı, ancak sonra vazgeçildi. Belki de IMF ile yolları ayırmaktan. 663 çok önemli bir yer tutuyor bakanlık değişiminde. 663 bakanlık yapısını değiştiriyor. Yeni kurullar ortaya koyuyor. Örneğin sağlık meslekleri kurulu gibi kurullar tarif ediyor ki bu kurullar hala var. Hizmet birimlerinin yapısını değiştiriyor ve özel kuruluşlar kuruyor. Bunun periferdeki yansımasını da şöyle görüyoruz. İllerde 3 tane yönetim yapısı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği şeklinde farklı yapılar görüyoruz. Daha sonra çok başlılık gerekçesiyle, ki bunu da Doktor Mehmet Müezzinoğlu söylemişti Sağlık Bakanlarından, bundan vazgeçilip eski sisteme dönülüyor. Daha doğrusu öyle söyleniyor. Ancak dönülen eski sistemde bildiğimiz tam eski sistem değil. Sağlık müdürlüklerinde başkanlıklar kuruluyor. Farklı bir yapı gündeme gelmiş oluyor.
Burada bir parantezde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için açmamız gerekiyor. Çünkü bu da yapıyı değiştiriyor. Yani 2018'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bu sistem içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın rol ve işlevlerini değiştiriyor ve bir politika kurulları getiriyor. Bunlardan bir tanesi de Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. Bu kurulun görevlerine baktığımızda aslında bu kurulun politika belirleyeceği falan yok. Cumhurbaşkanının belirlediği politikaları çalışır diyor. Böylece aslında hani eskiden hükümet programı olurdu, o mecliste onaylanırdı ve o hükümet programına göre bakanlıklar kendi programlarını yaparlardı. Şimdi Cumhurbaşkanının belirlediği politika doğrultusunda bu kurul teknik olarak çalışıyor. Sağlık Bakanlığı da bu çerçevede bunları uygular hale geliyor. Baktığınız zaman çok genel ifadelerle belirtilen görevler görüyorsunuz bu kurulun görevlerinde. Sağlık Bakanlığı'nın görevleri de artık bu şekilde ifade edilir biçimde değişmiş durumda. Son döneme geldik. Son dönemdeki bakanlık teşkilatlanması da bu şekilde, artık böyle resimli bakanlık teşkilat şemaları. Hani günümüzün herhalde vizyonu bunu gerektiriyor. Son bakan profilimiz önemli şeylere işaret ediyor. Bu resmi sevgili Kayan Hoca çekmiş komisyon görüşmeleri sırasında. İşaret ettiği şey şehir hastanelerinin maliyeti. Önemli şeyleri işaret ediyor. İşaret dilini de çok seviyor. Ve bence bu dönemin simgesi olan, sağlıkta dönüşüm programının simgesi olan hareketi de artık işaret olarak kendisi bizim gündemimize sokmuş oldu. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın değişim ve dönüşümünü aktaran bence güzel bir fotoğraf bu fotoğraf. Evet, kentler değişti, nüfusumuz değişti, kurumlar değişti ve yapılar değişti. Türkiye'de de aslında küresel kapitalizmin şekillendirmeleri doğrultusunda hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de sağlık ortamının değiştirildiğini, dönüştürüldüğünü ve küresel bir sağlık pazarı aktörü haline getirildiğini görüyoruz. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Umarım süremi aşmamışımdır. Gerçekten süreyi de çok güzel kullandın Cavit. Çok teşekkür ederim. Tabii ben de yaklaşık 27 yıllık hekimim. Uzun bir aradan sonra, 16 yıl aradan sonra halk sağlığı eğitimimi tamamlamaya karar verdim. Ve şimdi İl Sağlık Müdürlüğü'nün halk sağlığı başkanlığında rotasyon yapıyorum. Ve kendimi şimdi Cavit anlatırken öyle eski hissediyorum ki, öyle yaşlı. Çünkü o kadar çok şey değişmiş ki, tanımlar değişmiş, kavramlar değişmiş. İşte mesela şube müdürlükleri yok artık, uzmanlar var. Ben önce o uzmanların her birinin halk sağlığı uzmanı olduğunu sandım. Yok, değillermiş. Çeşitli sağlık alanından insanlarmış. Aslında bu sadece hani isimlerin, işte biraz önce Cavit 663 sayılı kanundan söz, isimlerin değişmesi değil bu aslında. Aslında bu belleğimizin, alışkanlıklarımızın, geleneklerimizin, mesela birlikte belli bir yaşın üstündeki çalışanlar işte hemen doktor hanım diye hitap ediyorlar. İşte biz doktorlarla çalışırdık eskiden diyorlar. Fakat hani bir yandan kuşkusuz yeni döneme ayak uydurmak lazım. Dünyanın ihtiyaçları, öncelikleri değişiyor. Bazen hani kendimi de yakalıyorum. Gittiğim yerlerde de zaten diyorum hani ben eski bir hekimim, şube müdürlüğü de yapmıştım diye. Şimdi Cavit bunları anlatırken sosyal hizmet uzmanlarının çalışmasına mesela tanık oldum ve hani bakanlığımızın adı eskiden buydu dediğimde bana bakıyorlar. Yani bunu bile bilmiyorlar aslında, bakanlığımızın adı bile şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mı oldu, oraya devredildi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kişisel olarak benim